Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Bugün 6 Eylül 2024 Ereğli Demir Çelik Hissesi ile beraberiz. Ereğli Demir Çelik Hissesi bugün arkadaşlar 47 kapanışını yaptı. Günlük bazda da baktığımızda 2,16'lık bir düşüş görüntüsü var Ereğli Hissesi'nde. Daha önce kanalımda paylaştığım hisselerden bir tanesiydi. Günlük grafiğimiz açık arkadaşlar. Bir yıllık grafik bu. 6 Eylül 2023 ve bugün 6 Eylül 2024 arasında Ereğli hissesinde günlük grafikte bu şekilde bir görüntü oluşmuş. Biz bugün günlük 4 saatlik ve saatlik grafiklere bakacağız. İndikatör, destek direnç seviyeleri, takas analizi, haftalıkta kimler almış, kimler satmış bu videoda sizlere kısa kısa bilgiler vererek anlatmaya çalışacağım. İlk defa kanalımı izliyorsanız arkadaşlar abone olarak destek olabilirsiniz. Ereğli hissesi ve diğer hisselerle alakalı olarak güncel videolar paylaşmaya çalışıyorum. E, bu, abone olduğunuz takdirde YouTube sizlere bu yeni videoları önerecek, izleyebileceksiniz. ereli listesine baktığımda günlük işlemlere bugün en düşük 47'yi görmüş arkadaşlar ve en düşük fiyattan kapanış yapmış. En yüksek ise 48'i görmüş. 48,02. E, %2.16'lık bir düşüş görüntüsü var söylemiştim. İşlem adedine baktığımda günlükte 50 milyon 28 bin 138 adet lotta işlem adedi oluşmuş. Finansal oranlarına baktığımızda ise arkadaşlar bugünün taban fiyatı 51,70'miş. Taban fiyatı ise 42,30'muş. E, Ereli hissesinde Yıldız Pazar hissesi bu hisse. E, FK oranı 9,18 olarak görünüyor. Piyasa değerinin defter değerine oranı ise 0,76 olarak karşımıza çıkıyor. Ereli Demir çelik hissesinde video grafik içerisinde video içerisinde ben takas analizini de sizlere sunacağım haftalıkta alan satan kurumları paylaşacağım günlük grafikte Arkadaşlar şimdi bu bir yıllık grafiğimiz bir yıllık grafikte ne zaman tarihimiz 6 Eylül 2023'ü alıyoruz 6 Eylül 2023'te hissemiz 47ymiş 46 ymiş arkadaşlar ve bir yıllık süreçte baktığımızda aşağı yukarı aynı fiyat seviyesinde bir e, görüntü vermiş Arkadaşlar burada direnç olarak çalışan bölge burada destek olarak çalışmış ve burada da yine aynı bölge destek olarak çalışıyor burada bu bölgede bir tık üstüne atmış ama sonrasında tekrardan altına sarkmış Eril demir çelik hissesi yükselen yönlü bir kanal var grafiğe baktığımızda arkadaşlar e, yukarı yönlü olarak yalnız e, son 60 fiyatını gördükten sonra yaşanan bir geri çekilme var. Yaşanan geri çekilme ile alakalı olarak düşen trend çizgisi çizdiğimizde hissenin yavaş yavaş trendin paralel kanalın alt noktasına doğru yaklaştığını görebiliriz arkadaşlar. İndikatöre baktığımızda bir alım sinyali söz konusu. Ee, negatif bölgede bakın burada bir alım sinyali gelmiş. Ancak alımla beraber gelen bar boyları, hacim bar boylarında bir öncekiler kadar yüksek bar boyları yok arkadaşlar. Bu da Alım indikatörünü destekleyememiş, yani alım sinyali gelmiş ancak hacim gelmemiş. Dolayısıyla e, yükseliş mavi çizgide yansımış yatay bir görüntüsü var. E, bununla beraber şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar, indikatöre göre yukarı yönlü direnç seviyelerimiz neler? Fibonacci direnç seviyeleri 49.24, 51,83 55,05 ve 60,25 olarak karşımıza çıkıyor. Destekler neler? 46,64, 42,93, 38,22 ve 32,23 olarak Fibonacci destekler de karşımıza çıkıyor grafiğin günlük hareketlerinde. Eril Demir İçerik Lisesi'nin 4 saatlik grafiğini açtığımda bu şekilde daha detaylı bir görüntü söz konusu. Burada bir sat sinyalimiz var negatif bölgede. Aşağı yönlü desteklere baktığımda da 46,70 desteğimiz var. Bir altında 43,01 41,09 ve 38,33 desteklerimiz bulunuyor. Yukarı yönlü dirençlerimiz neler? 49,60, 51,88, 53,48, 55,07 ve 57,05 olarak çıkan Fibonacci 4 saatlik dirençler bulunuyor. Grafiği saatliğe aldığımda arkadaşlar ise burada da yine bir sat sinyali oluşumunu görebiliriz. Aşağı yönlü olarak destekler neler? destekler arkadaşlar 47 kapanış fiyatına göre 46,70 45,63 ve 45,06 olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş yönlü dirençlerimiz Ereli Demir Çelik hissesinin saatlik Fibonacci direnç seviyeleri 47,55, 48,21, 48,68, 49,14, 49,72 ve 50,65 olarak karşımıza çıkıyor Ereli Demir Çelik hissesinde. Grafiği tekrardan günlüğe alalım. Analizimiz bitti mi? Bitmedi. Şimdi haftalık takasa bakalım. Haftalık takasta Ereğli Demir Çelik hissesinde neler olmuş? Kimler almış? Kimler satmış? Ve e, nasıl bir görüntü oluşturmuş? Bunlara bakalım arkadaşlar. Henüz abone değilseniz lütfen abone olarak destek olursanız e, sevinirim. Kanalımızı büyütmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Abone sayımız e, gelerek bu kanal büyüyecek. Sizlerden gelen desteklerle bu olacak. E, o yüzden sizlerden ricam Videoyu izlerken sağ alt köşede abone ol butonu var. Abone ol butonuna tıklarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi gelelim takas analizine. Arkadaşlar haftalıkta alıcılarda ilk sırada yatırım fonları var. Yatırım fonları bir haftada 7.8 milyon lot almış ve bunun alım oranı %49. Diğerlerinin oranla gayet yüksek bir oran. İkinci sırada da yapı kredi bulunuyor. 2.5 milyon lot almış. Yapı kredinin de oranı %16. Satıcılarda ilk sırada TEP Bankası var. 4,5 milyon not satmış. %25'lik bir oranı var. Citibank yabancı ise 2,9 milyon not satmış. Citibank'ın da %16'lık bir oranı var. Saklama dağılımına bakacak olursak genel saklama dağılımı 263 milyon nokta 263.8 milyon notu bulunuyor. İlk sırada Citibank yabancının %14'lük bir orana sahip. Oyak 258.9 milyon notla %14'lük bir orana sahip. Yatırım fonları 217.1 milyon lotla %12'lik bir orana sahip. İş 178 milyon lotla %10'luk bir orana sahip. Emeklilik fonları 114.9 milyon lotla %6'lık bir orana sahipken. Diğer kurumlar toplamda 736 milyon lotla %41'lik bir orana sahipler. Ereğli demir çelik hissesinin genel saklama dağılımında arkadaşlar. Analizimiz bitti mi? Bitmedi dostlar. Şimdi bugün cuma günü haftalık kapanış gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde e, tekrardan sizlerden gelen istekler üzerine yeni analizler yapmaya çalışacağım. E, merak ettiğiniz hisse senetleri varsa da yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. E, eğer yakın zamanda paylaştığım hisselerden bir tanesi değilse e, sizlere anlatmaya, paylaşmaya çalışırım yine bu şekilde. E, yeni analizlerimiz gelecek. Abone olun arkadaşlar, destekleyin. Herkese güzel bir hafta sonu, güzel bir kazanç diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.